Hocam merhabalar. Öncelikle tekrar kendimi tanıtayım. Hocamız tanıttı gerçi. Belki birçok hocamız da tanıyordur ama Ergül Söylemezoğlu'nun öğretim görevlisiyim Biga Meslek Yüksekokulu'nda. Aynı zamanda tıp fakültemizde yine kalite güvence çalışmalarını yürütmekteyim. Diğer değerli hocalarımızla beraber. Üniversitemizin de yanılmıyorsam 29 Ağustos 2019'dan beri kalite güvence çalışmalarında Senato kararıyla atanmış bir şekilde bu çalışmalara katkı sunmaktayım rektörlüğümüz bünyesinde. Bildiğiniz üzere kalite güvence çalışmaları son 1-2 yılda aslında kamu üniversitelerinde biraz daha önem kazanmaya başladı hocalarım ama halihazırda daha önce vakıf üniversitesi tecrübesi olan hocalarımız varsa eğer konuya daha hakim olabilirler. Vakıf üniversitelerinde 10-15 senedir benzer çalışmalar daha aktif bir şekilde yürütülmekteydi. Onu söyleyebilirim. Bunun haricinde değerli hocalarım biliyorsunuz öz değerlendirme ile ilgili belli başlı bizden raporların hazırlanması istenmişti. Bu öz değerlendirme raporlarının hazırlanması hususunda bazı kafa karışıklıkları var. Bunlarla ilgili ben muhakkak sizlerden sorular alacağım. Ancak onun öncesinde hangi aşamalardan geçtik, buraya nasıl geldik, bununla da ilgili detay bilgi vermek istiyorum. Çünkü konuyu daha önceden konu hakkında bilgi sahibi olmayan hocalarımız da var. Bu konu hakkında o yüzden detay bilgi vermenin faydalı olacağını düşündüm. Soru cevabı da ondan sonra alalım diyorum. Sizler için de eğer uygunsa. Tabii hocam yani. Bir hocam. Ben ekranı paylaşabilirsem şuradan hocam hemen size sunum üstünden de göstereyim. Bir saniye. Paylaşabildim sanırım. Şöyle aktarayım değerli hocalarım. Yüksek öğretim kurumlarında kalite güvence sürecinin yürütülmesiyle ilgili belli bir yasal mevzuat süreci var hepinizin bildiği üzere. 2001 Bologna süreciyle bu başladı. 2002 Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönetmeliği, 2005 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, 2008 ADEK, 2011 BEK komisyonlarıyla devam etti bildiğiniz üzere. 2015'te Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve en son 2018 Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile süreç devam ediyor. Aslında bu faaliyetler 2015'ten beri kamu üniversitelerinde uygulanmaya başlandı. Ancak biliyorsunuz bir 15 Temmuz süreci araya girdi. 2020'de de bildiğiniz üzere bir pandemi süreci araya girdi. Bunlar bizi tabii bu süreçlerde sekteye uğratan durumlar. 2018'deki yönetmelikten sonra süreç kamu üniversitelerinde biraz daha aktif ve dikkate değer hale geldi, öyle söyleyeyim. Ve biz de 2016 yılında üniversite olarak bir dış değerlendirmeye tabi tutulmuştuk. Biga Meslek Yüksekokulu'da bu dış değerlendirmeden daha önce geçmişti. Oradaki raporlarımızı da yine daha öncesinde ben ve Emre hocamız birlikte hazırlamıştık. Bunun haricinde kalite güvencesi ve yüksek öğretim kalite kurulu yönetmeliğinin esas bizi bağlayan kapsamı akreditasyon süreçleri, iç ve dış kalite güvencesi, toplumsal katkı faaliyetleri, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme faaliyetleri, bağımsız iç ve dış değerlendirme süreçleri ve bunlarla ilgili süreçlerin kapsamı aslında bizim esasen dikkatimizi çeken ve ilgi alanımız olan konular. İlgili programları geliştirme ve izleme, misyon odaklı politikaları destekleme burada önem arz ediyor. Çünkü bir vizyon değişikliği var yeni Türk yüksek öğretim sisteminde. Performans ölçümü ve aksiyon alma, üniversitelerin performans sıralamaları burada ön plana çıkıyor. Yüksek öğretimde kalite güvence dediğimiz zaman artık nitelik bakımından da kalitenin sağlanması ve bu anlamda da büyümeye geçiş bizim için önem arz ediyor. Dünyada özellikle gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ekonomilerdeki yüksek öğretim sistemlerine çıktı odaklı değerlendirme yapmak önem arz ediyordu. Bizde de üniversitelerde sıralama keza üniversitemiz açısından da yine önem arz ediyor. Bundan dolayı da sizden zaman zaman biz veriler talep ediyoruz bildiğiniz üzere. Hatta belki bu konularda da sıkıldınız haklı olarak.
Kalite güvence sisteminde etkin bir sistem oluşturmak için ancak süreci iyi tasarlayıp önce doğru bir dokümantasyona sahip olmak zorundayız. O yüzden dolayı bu verileri topluyoruz esasen. 2018'deki yönetmelikte de kurum iç değerlendirme raporlarının, faaliyet raporlarının, öz değerlendirme raporlarının, stratejik planların hazırlanmasına yönelik nasıl aksiyonlar alınacağından bahsediliyor. Özellikle kurumsal iç değerlendirme raporu, KİDR adındaki bu raporun muhakkak her yıl hazırlanması gerektiği ve 5 yılda bir gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde de takip edilmesi gerektiğine değiniliyor. Tabii rektörlük bu bazda sizden devamlı bir veri talebinde bulunuyor. Ancak bu veriyi son dakika rektörlük sizden istemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Herkesin böyle bir yanlış algısı var. Kendim bizzat yaşadığım için durumu gördüm. Örneğin YÖK'ten veya YÖKAK'tan bize bir yazı geliyor. YÖK'ten gelen yazı örneğini vereyim mesela size. Pazartesi günü üniversite karnesinin hazırlanması ile ilgili yazı geliyor. Pazar gecesi gece 12'ye kadar verilerin girişi için size süre veriyorlar. O sürede istenen verileri toplamak ve sisteme girmekle yükümlüsünüz üniversite yönetimi olarak. Doğal olarak üniversite yönetimi de bununla ilgili yazıları ilgili birimlere gönderip verileri toplamaya çalışıyor bir şekilde. Yani yüksek öğretim kurumlarına ait stratejik planların hazırlanması Cumhurbaşkanlığı tarafından istenmekte. Araştırma üniversitesi performans göstergeleri keza yine YÖK tarafından istenmekte. Pardon. Üniversite izleme değerlendirme kriterleri kapsamında belli başlı performans göstergeleri isteniyor. Girişimci yenilikçi üniversite endeksi sıralaması için TÜBİTAK yine bizden bir şeyler istiyor. Bu tarz endekslere girebilmek doğrultusunda. YÖKAK'ın performans göstergeleri var ve bütün bunlar kurum iç değerlendirme raporları, faaliyet raporları, program öz değerlendirme raporları ve stratejik planlarınızda aslında sistemli bir şekilde hazırlanıyorsa bu verileri elde edip ilgili birime, rektörlüğe, proje koordinasyona veya kalite güvence ofisine göndermeniz daha kolay oluyor. Dünya sıralamasına baktığımızda ÇOMÜ URAP'ta 1703'lü sıralarda bildiğiniz üzere ama Higher Education'da ÇOMÜ mesela olmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi veya dünya sıralamasında en az 7'sinde bu sıralamayı tutan kurumların en azından 7'sinde yer alan üniversiteler arasında olmamamızın bir nedeni sadece akademik çalışmalar yapılıp yapılmadığı değil. Bu çalışmaların da belgelenip belgelenmediği aynı zamanda. Ve bu çalışmaların kanıtlarının olmasını bizden sadece YÖKAK istemiyor. Aynı zamanda üniversitelerin performans göstergeleri kapsamında araştırma üniversiteleri sıralamasına veya araştırma üniversiteleri arasına girebilmemiz için bunlar bizden istenen aslında belgeler, raporlar ve veriler diyebiliriz. Ulusal boyutta Yüksek Öğretim Kalite Kurulu bu anlamda yüksek öğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve kalite güvence çalışmalarının yürütülmesini sağlarken yüksek öğretim kurumlarında da bir üst komisyon kurulması bu anlamda planlanmış durumda. Üniversitemizde de bu üst komisyon var. Şöyle aktarayım. Üniversitenin rektörü üniversitenin kalite güvence sorumlusudur. İlgili birimlerin müdürleri veya dekanları o birimlerin kalite güvence sorumlularıdır. İlgili bölüm başkanları ise 2018'deki bu yönetmeliğe göre kendi bölümlerinin kalite güvence sorumlularıdır. Bu anlamda her sorumlunun belli bir komisyon kurup belli bir rapor veri ve kurumsal hafıza, kurumsal yönetim sistemini bir şekilde aktive etmek durumunda kalite güvencenin temeli bu. Tabii kalite güvence dediğimiz zaman aslında bölüm başkanlarından dekanlıklar ve dekanlıklardan rektörlük komisyonuna ilerlemesi gereken bir süreç. Üniversitemizde de bu anlamda bir yapılanma söz konusu. Üst komisyonumuz bizim mevcut. Bu üst komisyonun altında alt komisyonlar, dekanlıklara bağlı alt komisyonlar var ve bölüm başkanlıklarının kurduğu komisyonlar var. Şimdi benim bu komisyon bazında hemen sırası gelmişken sizlere tavsiyem her bölüm başkanımızın ve her dekanımızın mümkünse kalite güvence komisyonu ve iç kontrol komisyonu oluşturması önem arz ediyor. Çünkü aslında biz bu kurum iç değerlendirme raporlarını veya bölüm iç değerlendirme raporlarını bir veya iki kişiye hazırlatıyoruz belki ama esasen doğru süreç şudur. Bölüm başkanı, bölümün kalite güvence sorumlusudur doğal olarak ve
İç Kontrol Komisyonu'nun ve Kalite Güvence Komisyonu'nun başkanıdır. Kendisi en az 3, en fazla 7 kişilik, bölümün kalabalıklık seviyesine göre 9 kişiye kadar komisyon kurabilir. Bu kurduğu komisyonlar ilgili raporları hazırlar ve dekanlığa sunar veya YÖK'e gönderir öz değerlendirme raporu gibi. Dekanlık bunları kendi web sitesinde online olarak paylaşır ve aynı zamanda rektörlükle bu verileri paylaşır. Kendi hazırlaması gereken dekanlık raporları da bölüm başkanlarından gelen bilgi, faaliyet ve raporlara göre hazırlar. Yani bölüm başkanları kendi bölümleriyle ilgili faaliyet raporlarını hazırlayacaklar ki yıl sonunda ve bölüm iç değerlendirme raporlarını hazırlayacaklar ki dekanlık da kendi kurum iç değerlendirme raporunu daha doğru, daha düzgün, usule daha uygun şekilde hazırlayabilsin. Aynı şekilde faaliyet raporu kapsamında da bu böyle gidiyor. Tabii dekanlıklardan gelecek verilerle de rektörlük bu raporları daha düzgün hazırlayacaktır. Üniversitemize geldiğimizde ise bakacak olursak YÖKAK'ın söylediği ilk 5 yıllık çevrim kapatıldı. 2020 yılının ilk ayında eksik kalan 20 üniversitenin de değerlendirmesi planlanmaktaydı. Bunlar yapıldı. 2020 Ocak ayından itibaren YÖKAK tarafından iki yeni yaklaşım sunulmakta. Burada bir kurumsal aslında akreditasyon, bir de program akreditasyonu seçeneği önümüze gelmekte. Tabii 2016-2017 yıllarında dış değerlendirmeden geçen yüksek öğretim kurumlarının toplamda 70 kurum bir ara değerlendirme döneminde yeniden ziyaret edilmesi planlanmaktaydı. Üniversitemizde bu kurumlar arasında olduğu için Haziran ayında bir ara değerlendirmeye tabi tutulacaktı. Ancak pandemi süreci bu süreci aksattığından ve uzattığından dolayı bu durum Kasım ayı senatosuna sarkmış durumda. 2020 yılı için kurumsal akreditasyon almak için başvuran ve seçilen üniversitelerin de kurumsal akreditasyon sürecine dahil edilmesi söz konusuydu. Önceden bakacak olursak konu başlıklarımız bizim için önemli başlıklar neler? Kalite güvence sisteminin oluşturulmuş olması, kurumsal akreditasyon süreçlerinin sistemli bir halde getirilmiş ve yürütülüyor olması. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Bir fakültede A, B, C bölümleri var diyelim. A bölümü akredite olmak istiyor diyelim. Ancak B ve C bölümü akredite olmak istemiyor. Ben B bölümü olarak bu raporu hazırlamak zorunda mıyım sorusuna hemen cevap vereyim. Hazırlamanız gerekiyor mevzuat gereği. Çünkü mevzuatta bölüm kalite güvence sorumlusu bölüm başkanı. Akredite olmak istemeyenler belki yasal olarak yasaya göre hazırlamak zorunda olmasa da yönetmeliğe göre hazırlamak durumunda. Şöyle de bir durum söz konusu. Fakülte dekanlığı ve diğer bölüm başkanları kalite güvence süreçleriyle ilgili raporlarını düzgün tutmalılar ki akredite olan bölüme dış değerlendirmeye tabi tutulduğu zaman A bölümü, akredite olmak isteyen o A bölümü dış değerlendirmeye tabi tutulduğu zaman dış değerlendiriciler şuna da dikkat ediyorlar. Bu fakültede kalite güvence süreçleri içselleştirilmiş mi? Diğer bölümler de bu süreçleri yürütüyor mu? Buna dikkat ediyorlar ve buradan ek puan veriyorlar. Bunun haricinde eğitim öğretim süreçleri, araştırma geliştirme faaliyetleri, toplumsal katkı süreçleri, kurumsal yönetim sistemi, kurumsal dış değerlendirme ve uluslararasılaşma önemli başlıklardı önceden. Ancak uluslararasılaşma başlığı yeni yapılan değişiklikle beraber kalite güvence sisteminin içine eklendi kurumsal yönetim sistemi ile beraber. Kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon ölçütleri sürüm 2.0 yayınlanmıştı. Aslında bu anlattığım kısımlar Aralık ayına kadar gerçekleşen süreçler. Sürüm 2.0'da gelen yenilikler, farklılıklar ise şunlardı. Kalite güvence sistemi içerisine uluslararasılaşma dahil edildi. Buradan akredite olmak isteyen birim veya kurum 200 puan alıyor. Eğitim öğretim faaliyetleri 400 puan, araştırma geliştirme faaliyetleri 150 puan, toplumsal katkı faaliyetleri 100 puan, kurumsal yönetim sistemi idari faaliyetler 150 puan, sonuç ve değerlendirme ise toplam 1000 puan üzerinden yapılıyor. KİDR raporunda da 22 adet ana ölçüt, 58 adet alt ölçüt yer almakta burada. Peki toplantılarda gördüğümüz bazı eksiklikler, öneriler hemen nelerdir? Hemen bahsedecek olursam özellikle dekanlıklarımız kurum iç değerlendirme raporlarını hazırlamışlar. Ancak kılavuza
burada dikkat etmemişler ya da gözden kaçırmışlar bazıları. İç kontrol standartları eylem planlarını hazırlamayı ihmal etmişler. Bu iç kontrol standartları eylem planı dekanlığımızda yoksa bunun da hazırlanması gerekiyor. En azından 5 yılda bir bunun da güncellenmesi gerekiyor. SWOT matrisi, SWOT analizlerinin yine keza hazırlanması gerek. SWOT analizinde olası kombinasyonlardan bu şekilde faydalanabiliyorsunuz. Strateji bileşenlerimiz burada neler? SWOT analizinden nasıl faydalanacağız? Sunumumda ben verdim. Bu sunumu da paylaştık. Kalite güvence sayfamızda var. Oradan elde edebilirsiniz. Burada hızlı geçeceğim ana konuya gelebilmek amacıyla. Strateji uygulamasında dikkat edileceğiniz başlıklar var. Keza stratejik eylem planında hemen burada anlatmam gereken bir şey var. Stratejik amaçlarınızı en az 5'er tane belirlemeniz gerekiyor. Bunlara ek olarak 3'er tane stratejik hedefler en az oluşturmanız gerekiyor ve bu stratejik hedefleri gerçekleştirme doğrultusunda alt stratejilerinizi oluşturmanız gerekiyor. Tabii ki bunları yaparken stratejik amaçlarınızın üniversitenin ve fakültenizin misyonuna, vizyonuna ve amaçlarına uygun olması gerekli. Bu özellikle öz değerlendirme raporunda da istenen bir şey. Birim stratejik planı örneğinde 5 yıllık hedeflerinizi bu şekilde belirtmeniz gerekiyor. Bölüm stratejik plan değerlendirme anketini doldurmadıysanız daha önce doldurmuş olmanız, PÜKE döngüsünü hazırlamadıysanız da bunu hazırlamanız gerekli. PÜKE döngüsünde faydalanabileceğiniz başlıklar da yine sunumumda var. YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş bazı akreditasyon kuruluşlarını burada verdim. Akredite olmak isteyen birimlerimiz varsa bunlardan yine faydalanabilirler. Bu kapsamda bu zamana kadar hazırlanmış olması gereken dokümanlar nelerdi? Onlardan bahsedecek olursak, özellikle tüm birim yöneticileri yani dekanlıklar tarafından her yıl sonunda Şubat ayı sonuna kadar birim faaliyet raporunun, birim iç kontrol standartları eylem planının, bunun bir kereliğe mahsus olmak üzere kurum iç değerlendirme raporunun her yıl sonunda yine Şubat ayı sonuna kadar birim iç kontrol güvence beyanının harcama yetkilisi tarafından imzalanmış şekilde strateji daire başkanlığına gönderilmesi gerekiyor. Her yıl sonunda birim stratejik eylem planının, bu 2018-2022 hazırlanmıştı, 2021-2025 stratejik planı stratejik daire başkanlığımız tarafından yayınlandıktan sonra hazırlanmış olan stratejik planınızda güncellemeye gitmeniz gerekecektir. SWOT analizi, PÜKE döngüsü daha önce hazırlanmadıysa dekanlığımız tarafından bunların hazırlanması gerekecektir. Organizasyon şemaları, iş akış şemaları ve görev tanımlarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Bunlar dekanlığımızın uhdesinde bulunan hazırlaması gereken evraklar. Ancak dekanlık bu evrakları hazırlayabilmek için bölümlerden doğru geri bildirim almak durumunda. Bölümlerden belli başlı raporları zamanında alabilmek durumunda. Benim toplantılarda gördüğüm eksiklikler şunlar. Bölümlerden dekanlıklara veri akışı doğru bir şekilde işlemiyor veya bir yerde bir aksaklık var ve bu aksaklıktan dolayı dekanlıklar bu raporları kendi oluşturdukları komisyonlarla hazırlamaya gidiyorlar. Halbuki şöyle ifade edeyim, kurum iç değerlendirme raporunun özellikle bölüm başkanlarından oluşan bir iç kontrol komisyonu tarafından hazırlanması daha uygundur mesela, olması gereken süreç. Bunların tabii bu şekilde hazırlanabilmesi için hem dekanlığın hem bölümlerin ilgili komisyonları kurmuş olması gerekmekte. Bölümlerin de yine hazırlaması gereken belli başlı raporlar vardı. Bunlara hocam niye değiniyorsun diyebilirsiniz. Değiniyorum çünkü bu raporlarınız hala hazırda bölümünüz ve dekanlığınız tarafından daha önce hazırlanmışsa eğer bu öz değerlendirme raporunu hazırlamak bir o kadar kolaylaşıyor. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Program faaliyet raporları, program iç değerlendirme raporları, bölüm iç değerlendirme raporlarının 2019 yılına ait bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanmış olması gerekiyordu. Stratejik eylem planlarının keza hazırlanmış olması gerekiyordu. Bunun haricinde az önce gösterdiğim 5 yıllık stratejik hedeflerinize ait tablonun yine hazırlanmış olması gerekiyor. Katılımcı anketlerinin yapılmış olması, SWOT analizi ve PÜKE döngüsünün hazırlanmış olması gerekiyordu. Ki öz değerlendirme raporunda bunlar size katkı sağlasın. Yine iş akış şemaları, görev tanımları, organizasyon şemaları burada işinize yarayacak hususlar. Şöyle aktarayım. Biz
bunları BİGA Meslek Yüksekokulu olarak 2016 yılında yapmıştık. Diğer muhtemelen diğer bütün dekanlıklarımız ve müdürlüklerimiz de zaten bunları hazırlamışlardır diye düşünüyorum. İş akış şemalarıyla ilgili hemen bir anekdot. Muhasebe, öğrenci işleri, idari faaliyetler ve akademik faaliyetlere yönelik iş akış şemalarının ayrı ayrı hazırlanması gerekiyor. Görev tanımları ile ilgili şöyle hep kafada bir soru işareti var. Öğretim üyelerimizden acaba mı diye bir soru işareti oluyor bu konuyla ilgili. Hemen yadırganmaması açısından söyleyeyim. Bölüm başkanı atandığınız takdirde ÜBYS'den nasıl size yazı geliyorsa o yazının hemen arkasında görev tanımınızın da gelmesi gerekmekte aslında. Ve bu görev tanımının, idari faaliyetinize yönelik görev tanımının detaylarının, çünkü bu kalite güvence süreçleri, diğer süreçler size ekstra birçok komisyon üyeliği getirmekte. Bunlara yönelik görev tanımlarının da hazırlanıp mümkünse imzalanması, mümkün değilse en azından hazırlanıp hem bölüm başkanlığı tarafından hem de dekanlık tarafından görünüp bilinmesi, kamuya açık paylaşılması gerekmekte. Benim dikkat ettiğim en önemli hususlardan bir tanesi ve aynı zamanda YÖKAK'tan gelen dış değerlendiricilerin dikkat ettiği hususlardan bir tanesi, kurum veya birim web sitelerine girilip bu raporlar daha önce kamuya açık bir şekilde paylaşılmış mı, bunları kontrol ediyorlar esasen. Bu bizim için önemli. Tabii bu raporlar hazırlanırken ihtiyacınız olabilecek bazı dokümanlar da var. UMİS'e girip program öz değerlendirme modülünü kullanmayla ilgili bu arada hemen bir kılavuz var. Daha önce sizden ÜBS üzerinden paylaşıldı. kalite.çomi.edu.tr adresinde de bunlar var. Aynı zamanda Çomi Kalite Güvence sayfasında YouTube kanalımızda da ilgili videolar mevcut. Program değerlendirmedeki en önemli 8 başlığı ben buraya yazmıştım. Eğitim, öğretim, planlama, araştırma, öğrenciler, öğretim kadrosu vesaire gibi. Bu program öz değerlendirme kapsamında öz değerlendirme modülüne yaklaşık 10 tane başlık, ana başlık girmek durumundasınız. Tabii bunları girerken faydalanacağınız belli başlı konular. AVES bilgileriniz neden önemli? Şöyle söyleyeyim. Sizden kanıt istendiği zaman AVES linkinizi oraya koyabilirsiniz. Ama AVES linkinizi koyduktan sonra şöyle bir şey istenecek sizden. 15 tane yayınınız var. Yayın linklerinizi AVES'e yüklediniz mi, yüklemediniz mi? Bu sizin için önemli kanıt göstermek açısından. Bologna eğitim bilgi paketi ile ilgili ciddi burada talepler var. Öğrenme çıktılarının muhakkak doldurulmuş olması, bu doldurulmadığında biri eksik olduğunda bölümden biliyorsunuz, bir ders eksik olduğunda program çıktıları matrisini göremiyorsunuz. Program çıktıları matrisine ulaşabilmek açısından gerekli güncellemelerin yapılmış olması bu çok önem arz ediyor. Her yıl bu güncellemelerin yapılmış olması önem arz ediyor. Halihazırda SWOT analizi, PÜKE döngüsü, stratejik planlarınız, bunun haricinde faaliyet raporlarınız, ihtiyacınız olabilecek belgeler, dokümanlar, son 5 yıla ait öğrencilerinizin taban tavan puanları, aktif öğrenci sayınız, son 5 yıla ait mezun sayınız, atıf sayılarınız, özellikle toplam atıf sayınız ve son yıla ait atıf sayınız, toplam yayın sayınız ve son yıla ait yayın sayınız, bunun haricinde proje sayınız, toplam proje sayınız, projelerinizin hangi kurumlarla ortak yapıldığı, toplam proje sayısı ve son yıla ait varsa proje sayıları, patent, faydalı model, tasarım tescillerinize yönelik bilgiler, bunlar yine ihtiyacınız olabilecek dokümanlar diyebilirim, bilgiler diyebilirim. Haş indeksiniz keza öyle. Ben bunların bazılarını sunumda da geçirdim. Geri kalanından orada da faydalanabilirsiniz. Yüksek öğretim... Hocam sözünüzü bahsedeyim. Hocam Kürşat Cesur İngilizce öğretmenliğinden. Buyurun hocam. Hocam dediğiniz 10 tane başlık vardı ya hocam. Evet. O sisteme girip o 10 başlığın içindeki standartları falan ben bir Word dosyası oluşturdum. Hani hocalarımla dediğiniz gibi hani bir komisyon grubu. O kısma geleceğim hocam. Az kaldı. Şeyden attım hocam mesaj kutusundan. Eğer hocalarımız kendi arasında paylaşım yapacaklarsa o standartları kullanabilirler diye hemen sözü gelmişken ekleyeyim dedim çok, hocam. Çok iyi yapmışsınız. Çok iyi yapmışsınız hocam. Sağ olun. İyi çalışmalar hocam. Çok sağ olun hocam. Bu arada faydalanabileceğiniz bazı siteleri de ben buraya ekledim. O 11. Kalkınma Planı yine amaç hedef belirlerken veya Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından keza faydalanabilirsiniz.
programı öz değerlendirme modülüne veri girişini öncelikle anlatacağım bundan sonrası için. Ve burada da dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Onlara değineceğim. Öyle söyleyeyim. Buraya kadar anlattığım yerlerden kafanıza takılan hocam sorusu olan hocalarımız var mı? Çünkü ben şunu özellikle görüyorum. Mesela bölümle ilgili harcamalar ya da dekanlığın ya da fakültenin harcamalarına yönelik bilgilerin özellikle mali bilgiler kısmındaki başlıkta belirtilmesi gerekiyor. Fakat deniyor ki sanırım oradaki muhasebe muhtemetleriniz ya konuya hakim değiller ya fakülte sekreterleri konuya hakim değiller. Hatta bunların 2016 yılından beri aktif bir şekilde kamuya açık paylaşılması gerekiyor. Daha da önemlisi şöyle söyleyeyim. ADEK komisyonlarımız vardı biliyorsunuz. 2015 yılı öncesi dahi bu komisyonlarda alınan kararların bile dekanlığın veya ilgili birimin, kalite güvence biriminin sayfalarında paylaşılması gerekiyordu bu zamana kadar. Burada benim dikkatimi çeken husus, sanırım yönetmelikteki belli başlı maddeler gözden kaçırılmış veya bu zamana kadar dikkat edilmemiş ya da üstünde durulmamıştı. Ancak üniversitelerde baktığımızda artık kamu üniversiteleri de bu kalite güvence süreçlerini yürüttüğünden dolayı tüm faaliyet raporlarını, tüm bilgilerini, stratejik planlarını kamuya açık bir şekilde web sitelerinde paylaşmak durumundalar. Ve bu öz değerlendirme raporu bize şunu getiriyor. Burada raporun aslında bir vizyon değişikliği getirdiği aşikar ama umarım bazı anlamda, bazı konularda belki genetiğimize aykırıdır ama umarım uyum sağlarız, dilerim uyum sağlarız. Şu stratejik planlarımızdaki hedeflerimizi tutturabilmek amacıyla aslında bu iç kontrol raporları ve öz değerlendirme raporları hazırlanıyor. Örneğin biz oraya 2020 yılı için bir kongre hedefi koyduk veya 20 Citation Index'i yayın hedefi koyduk diyelim bölüm olarak. Bu hedeflere ulaştığımıza dair bizden kanıtları istiyor. Ulaşamadığımızda ise neden ulaşamadığımıza dair gerekçeleri kanıt olarak eklememizi istiyor. Aslında burada amaç şu. Bölüm başkanının, dekanın veya rektörün performanslarını veya bölümün veya üniversitenin performansını artık kişiye bağlı tutmamak. Bu hedeflerin daha önceden belirlenerek bu hedeflere ulaşılması için o ünvana, o kadroya, o idari makama kim geldiyse onların daha aktif bir şekilde çalışmasını sağlamak. Bu amaçlanıyor esasen. Bununla ilgili Muzaffer Elmas'ın toplantılarda da hem bölüm başkanlarının daha aktif çalışması hususunda hem bu konuda bölümdeki diğer öğretim üyelerinin ve asistanların bölüm başkanlarına destek olması hususunda uyarıları da mevcut. Onu da antiparantez söyleyeyim. Bu anlamda herkesin bir şekilde taşın altına elini sokması gerekecek. Gelelim UMİS'e nasıl gireceğimizi ben size hemen uygulamalı olarak göstereyim. Hocam özür dilerim bölüyorum ama. Tabii buyurun. Mustafa Dinç Eğitim Fakültesi'nden Türkiye Edebiyatı Eğitim Anabilim Dalı. Şimdi bölümlerin hazırlıklarını güzelce anlatıyoruz. Çok faydalı bir şekilde izliyoruz. Çok çok sağ olun öncelikle. Fakat anabilim dallarının bizim gibi mesela 5 anabilim dalından oluşan bir bölümü düşündüğümüzde anabilim dallarının bu aşamada yapacakları neler? Söz gelişi benim anabilim dalımda 2007'den beri ne lisans ne lisans üstünde öğrencimin yok. Çok güzel soru. Hocam, bir sürenin neresinde olacağız sayın hocam? Çok güzel soru hocam. Beklediğim sorular, özellikle sorularla katılımınızı ben tavsiye ederim. Çünkü bunlar hakikaten önemli, gelişime katkı sağlayacak şeyler. Şöyle aktarayım. Ana bilim dalları özellikle lisans üstü olarak bahsedecek olursam ya da lisansta öğrenci alıyorsa eğer muhakkak bu raporları hazırlamak durumunda. Öğrenci almıyorsa, mezun vermiyorsa veya YÖK tarafından kapatıldıysa hazırlamak durumunda değil. Ancak yasal olarak hazırlamak durumunda değil. Ancak rektörlüğümüzün konuyla ilgili şöyle bir talebi var. Diyorlar ki eğer bölüm öğrenci almayı hedefliyor ise, bu konuda çalışma yapıyor ise, bu anlamda bizlerin de elinin kuvvetlendirilebilmesi açısından
Ve kalite güvence süreçlerinin de onların da o bölümün de o ana bilim dalının da uyum sağlayabilmesi açısından bu süreçleri yürütmesi bizim için elzem. Tabii UMİS'e bu ana bilim dalları giremeyecekler. Bölümleri evet. kapalı olduğu için veya öğrenci alamadıkları için bundan dolayı kendilerine şifre gönderilmemiştir muhtemelen. Bu ana bilim dalları da raporu Word formatında hazırlayacaklar. Öğrenci alınamamasına yönelik gerekçeleri burada tabii sunamadıkları tablolar için belirtecekler ve öğrenci alımına yönelik ne gibi faaliyetlerde bulunuyorlar? Bölüm buna yönelik ne gibi aksiyonlar almaya çalışıyor? Elinden geleni yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu raporda bir öz eleştiride bulunarak bu faaliyetlere değinecekler ve raporu kalite@comedu.tr'ye mail olarak gönderecekler hocam. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim anlamlı katkınız için. Hemen ekranı sanırım yansıtmaktan çıkarmışım yanlışlıkla. Kusura bakmayın, hemen tekrar yansıtıyorum. Ve UMİS'in nasıl girileceğini şöyle anlatayım. Öncelikle üniversitemiz web sayfasına giriyoruz. Ana sayfaya girdikten sonra comedu.tr'ye. UMİS öz değerlendirme kısmı var burada hocaların. Ona tıklıyoruz. Ardından geçerli program seçilmemiş diyor burada bakın. Kendi programınıza ait size daha önce maille gönderilen kodu giriyorsunuz. Hocam bu mail ne zaman gönderildi, benim bilgim yok diyenler için. Aslında bu süreç Kasım ayında planlandı. Kasım ayında bütün merkezdeki bölüm başkanlarının 25 Aralık 2019 tarihinde rektör yardımcımız Profesör Doktor Süha Özden'in Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıya katılması istendi. O toplantıya katılan hocalarımıza da bu sistem anlatıldı. Ve o toplantıda katılım sağlayan hocalarımız belli başlı soruları sordular, bizlere ulaştılar. Bazı hocalarımız süreci yürüttü ama pandemi girdi araya, bu süreç aksadı bildiğiniz üzere. Tabii o toplantıdan, 25 Aralık'taki toplantıdan hemen sonra yanlış hatırlamıyorsam 15 Şubat'a kadar, yani 1 Ocak'ta 15 Şubat tarihleri arasında Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız mevcutta öğrenci alan ve mezun veren bütün ana bilim dallarına ve bütün bölüm ve programlara başkanlıklarına yani bölüm başkanlıklarına, ana bilim dalı başkanlıklarına ve program başkanlıklarına şifrelerini gönderdi. En geç 15 Şubat'a kadar öyle söyleyeyim. Ve bu şifrelerle birçok hocamız giriş yapabildiler. Bazı hocalarımızın şifreler spam dosyasına düştüğü için, spam kutusuna düştüğü için spam kutusuna düşünen mailler de 10-15 gün içerisinde otomatik silindiği için bazı hocalarımız da bunu dikkatlerinden kaçırdılar. Şimdi ben bununla ilgili şifresi olmayan veya şifre talep eden hocalarımız var ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UMİS sorumlusu Murat Eser Bey'den veyahut benden şifre almalarını rica edeceğim. Bunun haricinde tabii bölümünüz veya ana bilim dalınız mezun veriyor ise bunun haricinde şifrenizi aldığınızda size gelen mailde program kodunuz, kullanıcı adınız ve parolanız yer alacak. Program kodunuzu geçerli programlar kısmına değiştir ve tıklayıp 6 haneli muhtemelen program kodunuzu buraya giriyorsunuz. Ardından kaydet tuşuna basıyorsunuz. Bölüm başkanlarımızın kullanıcı adı veya ana bilim dalı başkanlarımızın kullanıcı adı otomatik olarak admin şeklinde küçük harfle bitişik olarak admin olarak geliyor. Yani şu şekilde. Ancak komisyon üyesi diğer hocalarımızın kullanıcı adları kendi ana bilim dalı başkanlıklarının veya bölüm başkanlıklarının koydukları kullanıcı adı olarak geliyor. Ben buraya hocama nasıl bir kullanıcı adı koyayım diye soranlar oluyor. Hemen cevap vereyim. Çoma uzantılı mail adresinizdeki adınız neyse, örneğin benimki ergül@çomaevre mail adresim. Burada Ergül'ü kullanıyorum. Direkt siz de Ergül ya da kendi adınızı veyahut o hocamızın mail adresinin mail adresini buraya kullanıcı olarak kullanıcı adı olarak ekleyebilirsiniz. Tabii et kısmından sonrası olmamak kaydıyla. Hemen ardından da gelen şifreyi hocamız giriyor ve giriş tuşuna basılıyor. Giriş tuşuna basıldığında yönetici şifresi olan hocalarımız için, yani bölüm başkanı, ana bilim dalı başkanı olan hocalarımız için şöyle bir ekran açılacak karşınızda hocam.
Burada görmüş olduğunuz gibi bir ekran açılıyor. İlk girişte, programa ilk girişte program size otomatik şifre değiştirtebiliyor ana sayfada. Buna dikkat edin. Eyvah, program şifremi kabul etmedi, yanlış şifre diyor deyip paniklemeyin. Şifrenizi değiştirin orada. Eğer orada şifre değiştirmeyi program size önermediyse açar açmaz programı yukarıda program kodunuzun olduğu yerde veya burada resmin olduğu yere tıklayın. Şifre değiştire tıklayın ve şifrenizi değiştirin, güncelleyin. Ondan sonra programa tekrar giriş yapın. Tekrar giriş yaptıktan sonra yönetici modülünde böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Yönetime tıklıyor ilgili bölüm başkanı veya ana bilim dalı başkanı hocalarımız. Kullanıcılara tıklıyor ardından. Yeni kullanıcı oluştura tıklıyor sonrasında. Komisyon üyesi olarak atamak istediği hocalarımızın bilgilerini buraya giriş yapıyoruz. Ancak benim bu konuda önemli bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Komisyon üyesi atadığınız hocalarımıza aynı zamanda ÜBYS'den de görevlendirme gönderin ve artık o komisyonlarınız sizin sabit kalsın. Ve bu komisyonlarla ilgili kalite güvence ofisine de muhakkak bilgi veriniz. Çünkü biz de şunları görüyoruz. Özellikle bazı hocalarımız yeni bölüm başkanı atandım, bana şifre gelmedi ya da şifrem niye yok diyorlar. Sebebi şu, hemen söyleyeyim. İlgili hocamız ihraç edilmiş, emekli olmuş veya başka bir yere gitmiş, başka bir üniversiteye, başka bir kuruma geçiş yapmış. Bölüm başkanı değişmiş veya tedbiren başka biri atanmış yerine diyelim. Bu bilgi bize ulaşmadığı için orada hala eski komisyonunuz gözüküyor. Eski komisyondaki isimler gözüküyor. Bu isimlerin de hem dekanlığın web sayfasında güncellenmesi hem de aynı zamanda kalite.com.edu.tr'ye bildirilmesi gerekli. Ardından komisyon üyelerimizi siz resmi olarak da atadıktan sonra burada komisyon üyelerimizin unvanını seçiyoruz. İsim soy isimlerini giriyoruz. Üniversite adı, bölüm adını yazıyoruz. ÇOMÜ uzantılı e-posta adresini buraya giriyoruz. Kullanıcı adını girebiliriz. Ardından rastgele şifre belirle tikli kalacak. İlk girişte şifre değiştirmesi zorunlu olsunuz. Siz işaretlemeyin bence. Kendiniz otomatik girdikten sonra şifre değiştirin. Çünkü bunu işaretlediğimizde hocalarımız ana sayfada şifre değiştir ekranına girdiğinde zannediyor ki program onların şifresini yanlış kabul ediyor ve onları almıyor. Bundan dolayı bir panikleme havası oluyor. Buna hiç gerek yok. O yüzden bence teklemenize de gerek yok. Hesabı etkinleştirmek için e-posta gönderi tıklıyoruz, aktifi tıklıyoruz. Kitleme etkin tıklı kalıyor güvenlik açısından. Ardından roller kısmında user seçili oluyor. Burada öğretim görevlisi de yazabilir, öğretim üyesi de yazabilir. Onu önemsemeyin. O çok önemli bir durum değil. İlgili programı yazan arkadaşlar buna dikkat etmemişler. Bunu tiklemek zorundasınız. Burayı tiklemezseniz öz değerlendirme modülüne giriş yapamıyor hocalarımız. Admin olarak da keza siz adminler, yöneticiler, bölüm başkanları ve ana bilim dalı başkanları roller kısmına geldiği zaman onlar da admin otomatik tikli gelir. Onlar da yine öğretim görevlisi ya da öğretim üyesi yazan ortadaki butonu tiklemedikleri takdirde programa giriş yapamazlar. Buna dikkat etmekte fayda var hocalarım. Ardından bu tiklemeleri gerçekleştirdikten sonra en son kaydet butonuna basıyoruz ve bütün kullanıcılarımızı, komisyon üyelerimizi öncelikle buraya kaydediyoruz. Bu kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra değerlendirme dönemi seçmemiz gerekiyor. Değerlendirme dönemine tıklıyoruz. Yukarıda program değerlendirme dönemi oluştur butonu var. Sağ üstte ona tıklıyoruz. Ardından örneğin eğitim bilimleri için bir hemen örnek vereyim. Eğitim değerlendirme yazıyoruz. Burada önemli olan bilgi 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihindeki verilerimizi ve bilgilerimizi bu rapora gireceğiz. Ona aman dikkat ediniz. 2020'den bahsetmemize gerek yok. Bunun haricinde devam edeyim. Öz değerlendirme başlangıç ve bitiş tarihi seçerken özellikle bugün mesela ayın 26'sı bu tarih kalabilir. Buraya ayın 8'i
8'ini yazıyoruz. Yani en son 8 Eylül olarak yazıyoruz. Çünkü ayın 10'una kadar bize süre vermiyor. 2 gün öncesine kadar sadece öz değerlendirme başlangıç tarihi veriyor. Buraya da keza 9 Eylül 2020 yazıyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Ardından sizin değerlendirme döneminiz otomatik olarak burada gözüküyor. Değerlendirme tarihlerinizde tarih farklılığı var ise işlemler kısmına gelip düzenle diyerek o tarih farklılığını giderebilmek için ilgili müdahalede bulunabilirsiniz. Ancak burada belli başlı bir algoritma var. Hemen onu söyleyeyim. Öz değerlendirme tarihiyle akran değerlendirme arasında en az bir gün olmasını istiyor program. Hem başlangıç hem bitiş tarihleri arasında. Öyle bir algoritma var. Tarihleri doldururken buna dikkat etmenizde fayda var. Onu antiparantez bilgisini vereyim. Bu arada sözü gelmişken akran değerlendirmeyi yapmıyoruz değerli hocalarım. Akran değerlendirme için de ayrıyetten takım oluşturmanıza gerek yok. Akran değerlendirme şu demek aslında. Sizinle aynı bölümün, farklı bir üniversitenin örneğin eğitim bilimleri bölümünün, bizim üniversitemizin eğitim bilimleri bölümünü denetlemesi, bizim üniversitemizin eğitim bilimleri bölümünde o üniversitenin eğitim bilimleri bölümüne dış değerlendirmede bulunması demek. O yüzden akran değerlendirme süreçlerini YÖKAK şu an başlatmadığından o aşamaya geçmiyoruz. Zaten öz değerlendirmesini bitiremeyen programlar da ona geçemezler. Ardından değerlendirme dönemini oluşturduktan sonra takımlara tıklıyoruz. Değerlendirme dönemini buradan seçiyoruz ve takım oluştura tıklıyoruz. Takım oluştur butonuna tıkladıktan sonra yine değerlendirme dönemini tercih ediyoruz. Öz değerlendirme olarak seçiyoruz. Takım başkanını, bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı kim yetkiliyse, kime ilk şifre geldiyse onu seçiyoruz. Ardından buradan takım üyelerini tercih ediyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Karşımıza böyle bir öz değerlendirme ekibi çıkıyor. Bu aşamaları yaptıktan sonra ancak öz değerlendirmeye veri girişi sağlayabiliyoruz. Öz değerlendirme ekibinde keza bir değişiklik yapmak istersek eğer, şurada gördüğünüz düzenle butonuna tıklıyoruz. Mümkün olduğu takdirde olabildiğince değişiklik yapmamaya özen gösteriniz. Ve olabildiğince öz değerlendirme ekibinizi silmemeye gayret gösteriniz. Sildiğiniz takdirde tekrardan öz değerlendirme ekibi oluştururken girdiğiniz bilgileri kaybedersiniz. Bu konuda ciddi uyarıda bulunayım. Ardından öz değerlendirmeye tıklıyoruz ve veri girişi için çalışmaya devam ediyoruz. Buraya tabloları kopyalayamayacağız. Tabloları kopyalayamayacağımız için sadece paragrafları kopyalamamız gerekiyor. Paragraflarımızı kopyala yapıştır dedikten sonra, tabii burayı doldurmadan önce hemen bilgilendireyim. Size gelen örnek formattaki gibi öncelikle bir Word formatında öz değerlendirme raporunuzu hazırlayıp bunu PDF'e çevirdikten sonra buraya kopyala yapıştır yapmanız sizin için daha iyi. PDF'e çevirmemizin de amacı o raporu da yine kanıt olarak sisteme yükleyecek olmamız hocalarım. Buraya yapıştır dedikten sonra karşımıza şöyle bir kutucuk açılacak. Ona da yapıştır diyeceğiz. Ardından yeşil olarak gözüken tamam butonuna tıkladıktan sonra paragrafımız buraya yapışacak. Hocam tablo ekleyemiyoruz, onu nasıl yapacağız sorusunun hemen cevabı. Tablolarınızı ekran alıntısı aracı ile JPEG formatında kaydedip tablo 1, tablo 2, tablo 3 şeklinde kanıtlar kısmına yükleyebiliyorsunuz. Ve paragrafta da tablolardan bahsederken kanıttaki tablo 1'de gösterildiği üzere şeklinde bir ibare kullanmanız, bir cümle kurmanız gerekmekte. Tabii kanıt ekleyebilmeniz için de öncelikle yapmanız gereken bir işlem var. Uygulama olarak daha önce buraya girmiş olduğunuz bilgilerle alakalı yapılan uygulamalar fakültenizde, bölümünüzde aktif olarak devamlı sistemli hale gelmiş bir uygulama mı? Devamlı uygulanan standart bir uygulama mı? O zaman örnek uygulamayı tercih ediyoruz.
Henüz yeni başlamış ve olgunlaşma aşamasına gelmemiş bir uygulama ise olgunlaşmamış uygulamayı tercih ediyoruz. O konuda daha önce herhangi bir uygulama yapılmamışsa uygulama yoku tercih ediyoruz. Ancak uygulama yoku tercih ettim, buna rağmen kanıt gösterecek miyim diyen hocalarımız var. O uygulama neden yok? Onun gerekçesine dair kanıt göstermek zorundayız. Kanıtlar neler olabilir? Resmi evraklar olabilir. JPEG formatında bir fotoğraf olabilir. Video kaydı olabilir. Link olabilir. Link eklerken burada seçimimizi yaptıktan sonra kanıt olarak örneğin link eklerken yukarıda link ekleme butonu var. O butona tıklıyoruz. HTTP kısmını almayacak şekilde linkimizi buradan kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra bu linkimiz neyin kanıtıysa onun başlığını gösterim metni olarak buraya yazıyoruz ve tamama tıklıyoruz. Link kanıt olarak eklenmiş oluyor. Ayrıyeten ekleyeceğimiz diğer JPEG, Word, PDF dosyalarını ise kanıt olarak ekleyebilmek için kanıta tıklıyoruz. Daha önceden tabii bunları bir dosya içerisinde masa üstümüzde hazırlamış olmakta fayda var. Dosya seçe tıklıyoruz. Bilgisayarımızdan ilgili dosyayı örneğin seçiyoruz. Aç diyoruz. Ardından yükle diyoruz. Yükleniyor bütün dosyalar ve kapat dediğimizde işlem tamamlanmış oluyor. Bunu da yaptıktan sonra burada iki yana yasla butonu var. İki yana yasla butonuna tıklıyoruz ve ardından kırmızı disket var gördüğünüz üzere kaydet butonu, kaydet butonuna tıklıyoruz. Her kutucuk için bu işlemi yapmamız gerekli. Bunu yapmadığımız takdirde örneğin birinci başlığı doldurdum, ikinci kutucuğa geçtim, onu da doldurdum, üçe geçtim ama bir tek üçüncü kutucuktaki diskete bastım. Geçmiş olsun, daha önceki ikideki girdiğiniz bilgiler silinir. Veyahut hiçbirine basmadınız, iki kere girdiniz, aa var gözüküyor, üçüncüye girdiniz, otomatik silinmiş. Bu tarz şeylerle karşılaşmamak adına her kutucuğa bu veri girişini yaptıktan sonra kırmızı diskete basmanızda fayda var. Ardından bütün raporunuz tamamlandı. Sonuç kısmına geldiniz. Sonuç kısmına da kanıt eklerken daha önce hazırlamış olduğunuz PDF formatındaki öz değerlendirme raporunu kanıt olarak ekliyorsunuz. Bunu eklemenin bir amacı var. İçindekiler ve tablolar dizine olan bir rapor olduğu için daha profesyonel gözüken bir rapor. Buradan rapor al dediğinizde rapor formatı size aynen şu şekilde gözükecek bakın. Kötü bir formatta gözükecek şöyle. Ve Ankara, YÖK'e ve YÖKAK'a bu raporların bu şekilde gittiğini düşünecek olursak onlar da raporda aradıklarını bulabilmeleri için içindekiler bölümü olan ve daha önceden hazırlamış olduğumuz bir PDF dosyasını sonuca kanıt olarak yüklemekte fayda var. Raporunuz bu şekilde gözükeceği için. Bu tamamen raporu hazırlayan hocalarımızın kabahati olan bir durum değil, sistemden kaynaklı bir sorun. Bunu da sanırım önümüzdeki yıllarda gidereceklerdir umuyorum. Ardından bütün hepsini tamamladınız. Rapor al 8 Eylül gece 12'den önce rapor al'a tıklıyorsunuz. Rapor al'a tıkladığınızda sürekli böyle dönen bir şeylerle karşılaşıyorsanız bilin ki kullandığınız web tarayıcıda pop-up engelleyici vardır veya Java sorunu vardır. Bakın mesela benim burada pop-up engelleyicim var. O engelledi yeni bir sayfa açılmasını. Pop-up engelleyicinizi kaldırabilirsiniz, Java'nızı güncelleyebilirsiniz ve ardından raporunuzu alabilirsiniz. Ya hocam ben bunları bilmiyorum, uğraşmak istemiyorum, daha kolay bir yolu var mı diyenler için WaterFox adlı bir web tarayıcı var. Onu indirip direkt hiç bu sorunla karşılaşmadan raporu al dediğinizde PDF formatınızda raporunuzu alabilirsiniz. Raporunuzu aldıktan sonra hem ÜYBS program değerlendirmede çıkan raporu hem de sizin daha önce içindekiler bölümü olarak hazırlamış olduğunuz içindekiler bölümü dahil bu örnek program değerlendirme raporu gibi hazırlamış olduğunuz rapor formatını PDF'lerini dekanlığınıza mail olarak gönderiyorsunuz. Ve bunlar dekanlığınızın
bölümünüzle alakalı sayfasında kamuya açık bir şekilde paylaşılıyor. Özellikle akreditasyon düşünen lisans programları için öğretim kadrosu analizinde iş yükü tablosunun da hazırlanması gerekiyor. Bazı başlıkların altında hocam iki kere aynı tablolar değinilmiş, iki kere aynı konular değinilmiş gibi sorular alıyorum. Hocam o başlıkların altında ne yazılması talep edilmişse ondan dolayı ekledik. Bunlara dikkat etmekte fayda var. İki kere eklendiyse siz de iki kere ekleyebilirsiniz veya daha önceki eklediğiniz kanıt tabloya atıfta bulunarak o tablodan bahsedebilirsiniz. Tabii bunun hangi başlık altında atıfta bulunduğunuzu, kanıt gösterdiğinizi ve tablo 1, tablo 2, tablo 3 olarak eklediğinizi de tablo adı olarak belirtmeniz gerekiyor. Ya da ekleri de ek 1, ek 2, ek 3 olarak ekleyebilirsiniz. Kanıtları eklerken de aynı kanıtı birkaç farklı yerde göstermeniz gerekebilir. Onlara da kanıt 1, kanıt 2, kanıt 3 diye numara vermenizde fayda var. Çünkü aynı isimde kanıtları, tabloları veya ekleri sistem kabul etmiyor. Dekanlığınıza gönderdiğiniz PDF dosyalarını, raporları, dekanlığınız uygun gördüğü takdirde evet bunlar YÖKAK'la ve Ankara'yla YÖK'le paylaşılabilir düzeyde raporlardır deyip uygun gördüğü takdirde dekanlığınız bunu bölümünüzün kendi web sayfasında kamuya açık bir şekilde yayınlıyor. Aynı zamanda sizlere geri bildirimde bulunuyor. Kırmızı butona basabilirsiniz şeklinde. Kırmızı butona ancak o zaman sadece ilgili bölüm başkanı basıyor. Diğer komisyon üyesi hocalarımız mümkünse bu butona basmasınlar. Çünkü bu butona basma yetkisi aslında sadece bölüm başkanında ancak programın yine bir handikapı bu butona basma yetkisini herkese vermiş durumda. Bu butona basıldıktan sonra artık geri dönüş yok. Girdiğiniz bütün raporla ilgili bilgiler Ankara'ya, YÖKAK'a ve YÖK üyelerine gidiyor değerli hocalarım. Bu arada programla ilgili bir önemli bilgi daha vereyim hemen. Doktor öğretim üyelerini program öğretim görevlisi, öğretim görevlilerini de doktor öğretim üyesi olarak kaydediyor. Öyle bir programın hatası var. Onunla ilgili Ankara'ya gerekli mailler atıldı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından. Ancak bunu aşmanın da bir yöntemi var. Hemen size şöyle göstereyim. Fatih Kamış bakın aslında doktor öğretim üyesi unvanı. Burada unvanı öğretim görevlisi seçtiğinizde takımlar kısmına geldiğinizde Fatih Hoca'nın unvanının öğretim üyesi olarak değiştiğini göreceksiniz. Bunu bu şekilde yapmazsanız maalesef o unvan değişmiyor değerli hocalarım. O konuda da bilgilendirmede bulunmak isterim. Raporları hazırlarken hazırlama kılavuzunda belli başlı öneriler var. O önerileri dikkate alabilirsiniz. Çünkü ön lisans düzeyine göre hazırlanmış minimal bir rapordur o. Daha da profesyonelleştirilip genişletilebilir. Lisanslarda ve lisans üstünde daha farklı yöntemlerde öznelleştirilip kullanılabilir. Bunu da ayrıca öneriyorum. 14 Ağustos'ta lisans üstü eğitim enstitümüz ilgili tüm ana bilim dallarına lisans üstü ile ilgili raporların hazırlanmasına yönelik misyon, vizyon, amaç, iş akış tabloları, görev tanımları ile ilgili bilgileri göndermiş olması lazım ÜBYS üstünden. Lisans üstü ile ilgili raporları da hazırlarken onlardan da yine faydalanabilirsiniz değerli hocalarım. Benim konuyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Aklınızda takılmış herhangi bir konu varsa sorabilirsiniz. Bunun haricinde hemen size web sitemizi paylaşayım. Şurada. Oradan da gerekli bütün dokümanlara yine ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde PIKÖ döngüsü ve SWOT analizi ile ilgili dokümanlara ulaşmak istiyorsanız ya da örnek almak istiyorsanız da BİGA Meslek Yüksekokulumuzun sayfasında var veya dekanlığın nasıl bir kalite güvence sayfası oluşturmasına yönelik bilgiler yine burada var. Onunla da ilgili linki ben şimdi gönderdim. Sorularınız varsa alabilirim. Ergül Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza emeğinize. Çok teşekkür ederim hocam. Herhalde hocalarımız epey aydınlanmışlardır. Hepimiz öyle aydınlandık.
eksiklerimizle ilgili. Yine de kafamıza takılan, netleştiremediğimiz hususlar varsa onları siz buradayken netleştirelim. Hay hay. Şifre gelmeyen hocalarımız var mı bu arada ya da sıkıntı çeken bu konuyla ilgili? Sanırım yok. Sorusu olan hocalarımız varsa sorularını da yine alabilirim hocam. Sanırım hocalarımızın sorusu da yok. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Ben Eğitim Bilimleri bölümünden Halime Öztürk. Evet. Şimdi bu öz değerlendirme raporunu hazırlayabilmek için belli başlı altyapı gerektiren raporlar ve belgeler gerekiyor. Stratejik plan, PUKO dönmüsü vesaire gibi dediğiniz şeyler zaten onun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Doğru. Oradaki eksiklikleri giderme adına tavsiye edeceğiniz şeyler nelerdir? Salim Hocam hani siz de nasıl yönlendirirsiniz? Daha önce bu tarz raporlar hazırlanmadıysa eğer süreci hızlandırmak adına ben Biga Meslek Yüksekokulu'nun direkt ilgili biriminin sayfasını burada paylaştım hocam. Oradan bunları temin edip faydalanabilirsiniz. Kendi bölümünüze göre öznelleştirebilirsiniz öyle söyleyeyim. Ama uyarlarken dikkat etmekte fayda var. Çünkü bazı yerlerde şunu görüyorum. Örneğin elektrik bölümünde bir bakıyorum benim adım çıkıyor gibi gibi. Yani onlara dikkat etmekte fayda var hocam. Onun haricinde örnek raporları keza paylaşmıştık daha önce. İhtiyacınız olabilecek bütün hazırlama kılavuzları kalite sayfamızda mevcut. Esasen Kasım ayından beri bu raporun hazırlanması gerekiyordu. Ancak pandemi süreci çok aksattığı için bu son aşamaya kaldı. Ondan dolayı süreç uzadı. Sanki kısa bir süre verilmiş gibi olabilir ama ben size şöyle de bir hemen bilgilendirmede bulunayım. Aslında Eylül'ün 10'una kadar da süreniz yok. Daha fazla süreniz olabilir. Biz Ankara'dan keza yine geri dönüş bekliyoruz. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve eğer şey yaparsa, haber verirse dönüş bekliyorlar. Amacımız bunu Eylül ayı sonuna kadar uzattırmaya çalışmak. 29 Eylül'e kadar sizlere süre tanıtmaya çalışmak hocam. Tamam. Teşekkürler hocam. Bir de bu Bologna bilgi paketi den alabilirsiniz denilen örnek raporda şeyler var. Onlara nereden ulaşıyoruz acaba? Hocam ÜBS üzerinden aslında ulaşabiliyorsunuz eğitim bilgi paketinize. Ben şöyle söyleyeyim. Hemen ekranımı paylaşayım. Hatta Bologna ile ilgili soru gelmişken hemen bildireyim. Öğretim planlarında şuna dikkat ediyorlar. Özellikle iç paydaş dış paydaşlardan toplantı yapılarak bir öğretim planı belirlenmiş mi? Özellikle akreditasyon kuruluşları, uluslararası akreditasyon kuruluşları dikkate alınarak bir öğretim planı belirlenmiş mi? 32 kredi, 60 AKTS'lik temel bilim dersleri bu öğretim planında var mı? 48 kredi, 90 AKTS'lik, 8 yarı yılda en az 1,5 yıl olmak kaydıyla bu temel bilim dersleri uygulamaya yönelik dersler mi? Ve öğretim çıktıları, öğrenme çıktıları vize final sınavlarında soruluyor mu? Vize final sınavlarına yönelik matbu evraklar mevcut mu? Bunun haricinde program çıktılarını, öğrencilerin kariyer hedefleri program çıktılarıyla uyumlu mu? Bunlara yönelik öğrenci anketleri yapılıyor mu? Bu gibi soruların cevapları aranıyor. Şimdi özellikle akredite olmak isteyen şeyler varsa, bölümlerimiz varsa bunları hazırlamadan, bu sorulara cevap vermeden akreditasyona başvurmamalarını ve rektörlüğün kalite güvence ofisiyle bu fikirlerini paylaşmadan mümkünse raporlarını bizler tarafından gözden geçirilmeden başvurmamalarını öneririm. Çünkü bir akreditasyon süreci en az 30-35 bin liradan başlayan bir süreç her denetim için ekstra bir ücret talep ediliyor. Boş yere masraf yapılmamış olur en azından. Bu manada bu konularda bilgi almanız da önemli. Ben hemen ekranı paylaşayım. Tekrar nereden elde edebileceğinizle ilgili buradan göstereyim ilgili sayfayı. Ana sayfamızdan UMİS'in hemen üstünde kalite var. Ona tıkladığımızda
sayfamız şu an güncel. İş yükü tablosu örneğiyle ilgili daha önce tıp fakültesinde hazırladığımız örnek iş yükü analiz bilgi toplama formu veya daha hızlı süreci yürütmek istiyorsanız örnek iş yükü tablosu burada mevcut. Bunun haricinde ilgili tüm dokümanlara dokümanlar kısmından keza ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca BİGA Meslek Yüksekokulu'na girerek kalite güvencesi kısmından ilgili linklere ulaşabiliyorsunuz. Eğitim bilgi sistemiyle ilgili şöyle biz bir uygulama yaptık. Bütün bölüm ve programlarımızın tanıtımını biz sayfamızda gerçekleştirmiştik. Web sayfamız günceldi. Örneğin ben kendi programıma girecek olursam şöyle orada hemen linklerimizi verdik. Eğitim bilgi sistemine burada tıkladığımızda bütün güncel ders içeriklerimiz tüm öğretim planlarımıza yönelik var yine. Bize eğitim kataloğunu otomatik olarak açıyor. Siz de buradaki bu linki alıp kopyalayıp yapıştırıp kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi program çıktıları matrisinizi de burada görebilmek istiyorsanız muhakkak öğretim planındaki tüm derslerin öğrenme çıktılarının ve ilgili ECTS koordinatörü tarafından program çıktılarının daha önce girilmiş olması gerekiyor hocam. Girilmediği takdirde maalesef program çıktıları matrisini de burada göremiyorsunuz. Hı hı. Yani sizler de buna yönelik bir uygulama yapabilirsiniz kendi web sayfalarınızda. Tamam, teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Farklı sorusu olan var mıdır? Sanırım yok. Katılımınız için ayrı ayrı hepinize vakit ayırdığınız için değerli hocalarım çok teşekkür ederim. Salim hocam organize ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Zahmetler verdik hepinize. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok faydalı oldu. Toplantıyı kaydetmiştik. Kaydı durduruyorum. Bundan sonrası.